ax eksi 2y artı z eşittir d düzlemi ile x eksi 1 bölü 2 eşittir y eksi 2 bölü 3 eşittir z eksi 3 bölü 4 ve x eksi 2 bölü 3 eşittir y eksi 3 bölü 4 eşittir z eksi 4 bölü 5 doğrularını içeren düzlem arasındaki uzaklık karekök içinde 6'ya eşitse d'nin mutlak değerinin neye eşit olduğunu soruyorlar. Şimdi biraz düşünelim. Bu düzlemle üzerinde bu doğrular olan düzlem arasındaki uzaklıktan bahsediyorlar değil mi? Düzlemler arasında arasındaki uzaklıktan bahsedebilmek için yani bunun gerçekçi olması için düzlemlerin birbirine paralel olmaları gerekir. Çünkü düzlemler paralel değillerse yani kesişiyorlarsa aralarındaki uzaklıktan bahsedilemez veya sıfıra eşittir denilebilir. Bize bu uzaklığın karekök içinde 6'ya eşit olduğunu veriyorlar. Az önce de söylediğim gibi bunlar kesişmeyen yani paralel düzlemlerdir. Düzlemlerden birini şöyle çizmeye çalışıyorum. Evet ve denklemini de not edeyim ax eksi 2y artı z eşittir d. Diğer düzlem de buna paralel olacak. Onu da şöyle çizeyim. Evet buna paralel olacak ve bu doğruların ikisi de bu düzlem üzerinde olacak. Bu doğruyu mesela böyle yeşille çizeyim. Bu ise, bu ise pembe olsun. Evet bunu da böyle çizelim. Peki, bu uzaklığı nasıl bulabiliriz? İşe mavi düzlemin denklemini bularak başlayabiliriz ve bu düzlemler paralel oldukları için mavi düzlemin denklemi, turuncu denklemin sol tarafına çok ama çok benzeyecek öyle değil mi? Sağ tarafında farklı bir d değeri olabilir ama eğiklikleri aynı olacak. Mavi düzlemin denklemini bulduktan sonra a'nın neye eşit olduğunu bulabiliriz. Sonra da mavi düzlem üzerinde yer alan bir nokta bulur ve noktalarla düzlemler arasındaki uzaklıklar konusunda bildiklerimizi kullanabiliriz ve böylece turuncu düzlemle buradaki bir nokta arasındaki uzaklığı bulmuş oluruz. Az önce de dediğim gibi, işe mavi düzlemin denklemini bularak başlayacağız ve bunu yapmanın kolay yolu ise mavi düzlem üzerinde yer alan iki vektörü bulup çapraz çarpımlarını alarak mavi düzleme normal olan vektörü bulmak ve buradan elde ettiğimiz bilgileri kullanarak da mavi düzlemin denklemini elde etmektir. O halde gelin mavi düzlem üzerinde yer alan noktaları bulalım. Yeşille gösterdiğim doğru için bunların hepsi sıfıra eşit olsun. Evet, x eksi 1 eşittir 0 olursa, 1,2,3 noktasını elde ederim. Öyle değil mi? Bu nokta mavi düzlem üzerindedir. Bana bir nokta daha lazım. Bu kez bunların 1'e eşit olduklarını düşünelim. O zaman da 3 virgül, bunun 1'e eşit olması için y'nin 5'e eşit olması gerekir değil mi? Evet, virgül 5 ve bunun 1'e eşit olması için de z'nin 4 artı 3'ten 7y. 3 virgül, 5 virgül, 7 noktası da bir diğer noktamız. Bu noktaların ikisi de bu doğru üzerinde. 1 virgül, 2 virgül, 3 ve 3 virgül, 5 virgül, 7 noktası. Aynı şeyi bunun içinde yapacağım. Aslına bakarsanız bu doğru üzerinde yer alan bir tane nokta yeterli olacak çünkü elimde 3 nokta olduğu zaman birbirlerinin skaler katı olmayan iki vektör bulabilirim. Bunlar da bu düzleme normal olan vektörü bulmam için yeterli. Hadi bakalım, diğer noktayı da bulalım. Bunların hepsini yine az önceki gibi sıfıra eşitlersek 2,3,4 noktasını elde ederiz. Bunu, bunu ve bunu sıfır yapan değerler bunlardır öyle değil mi? Evet bu noktada bu doğru ve dolayısıyla bu düzlem üzerindedir. Harika. Şimdi de bu üç noktayı kullanarak düzlem üzerinde birbirinin skaler katı olmayan iki tane vektör bulmaya çalışalım. Sonra da bunların çapraz çarpımını alacağız ve mavi düzleme normal olan vektörü bulacağız. Birinci vektör a vektörü olsun ve bu iki noktanın farkını tanımlayan vektöre eşit olsun. Bu vektörün düzlem üzerinde olacağını biliyoruz, öyle değil mi? 3 eksi 1, 2 eder çarpı i. Artı 5 eksi 2, 3 j ve artı 7 eksi 3, 4 k. A vektörü bu yeşil doğru üzerinde olan bir vektör olacak. Neden diyecek olursanız, bu iki nokta doğrunun üzerinde yer alan noktalardır da ondan. Evet, düzlem üzerinde göstermek istersem başlangıç noktası bu iki noktadan biri olacak ve e, bu doğru üzerinde yer alacak. Bir vektöre daha ihtiyacımız var. Bu da yeşil doğru üzerindeki bir nokta ile mor doğru üzerindeki bir nokta arasında olacak bu vektör de mavi düzlem üzerinde yer alacak. Bu iki noktayı seçelim. Evet sanırım daha kolay olacak. B vektörü de bu noktayla karışmaması için farklı bir renk kullanmak istiyorum. Evet B vektörü de 2 eksi 1 1 eder. Yani i artı 3 eksi 2 yani j artı 4 eksi 3'ten de k gelecek. Bu vektör de gördüğünüz gibi mavi düzlemin üzerinde. A ile B'nin çapraz çarpımını alırsam, bu düzleme dik olan bir normal vektörü elde ederim, öyle değil mi? Hadi bakalım. A ile B'nin çapraz çarpımı. Bunu nasıl yapmayı tercih ettiğimi hatırlıyorsunuz değil mi? I, J ve K'yı buraya yazıyorum. Altlarına da vektörlerin bileşenlerini. Evet bunlar 2, 3 ve 4. İkinci vektörden de 1, 1 ve 1 gelecek. Eşittir. i'nin satırını ve sütununu görmezden geleceğiz. 3 çarpı 1 yani 3, eksi 1 çarpı 4. 3 eksi 4'ten eksi 1 yani eksi i. Buraya bir de eksi işareti koyuyorduk. Sıra j'de. Bunların arasında geçerken işaretleri değiştirmem gerekiyordu değil mi? Artı, eksi, artı o şekilde devam edecek. j'nin sütun ve satırını görmezden gelelim şimdi. 2 çarpı 1, eksi 1 çarpı 4 yani eksi eksi 2j, bunu artı 2j olarak yazacağım. Sonra bir de k'ya bakalım. Bu satır ve bu sütunu görmezden geleceğiz. 2 çarpı 1, eksi 1 çarpı 3, eksi 1, yani eksi k. İşte bu düzleme normal olan bir vektördür. Eşittir, n yazalım. Bu düzlemin denklemini bulmak için daha önce de gördüğümüz gibi normal vektörle rastgele seçtiğimiz bir x, y, z noktasını tanımlayan bir vektörün nokta çarpımını almamız lazım. Evet, bunu daha önceki videolarda defalarca yapmıştık, hatırlıyorsunuz değil mi? Bu nokta düzlem üzerindeki herhangi bir x, y, z noktası. Bu noktayla bu nokta arasında yer alan vektör de ee, bu vektörden bahsediyorum. Diğer yönde çizmem lazım. Evet, bu vektörün de bu nokta ile x, y, z noktası arasında olduğunu düşüneceğiz. Yazıyorum: x eksi 3i artı y eksi 5j artı z eksi 7k. Bu vektör de bu. Ve x, y, z'nin düzlem üzerinde yer aldığını varsayarsak, bu da düzlem üzerinde yer alıyor diyebiliriz. Bununla normal vektörün nokta çarpımını alırsak sonucun sıfır olması lazım. Bunun sonucunda da düzlemin denklemini elde etmiş olacağız. Evet, ne ile bunun nokta çarpımı? x eksi 3 i artı y eksi 5 j artı z eksi 7 k'nın nokta çarpımı. Bu arada bunlardan herhangi biri kafanızı karıştırdıysa bundan önceki videolarda çok daha fazla detay var. Özellikle de düzlem üzerindeki bir nokta ile normal vektörünü bildiğimizde düzlemin denklemini nasıl elde edebileceğimize dair doğrusalca bir bölümündeki videolar. Hatta Normal vektörü nasıl bulacağınızı biliyor olsanız bile bu videoları izlemek belki de iyi bir tekrar olacaktır. Peki bunun sonucu 0 olacak. Normal vektör de bu. x'li terimi alalım. Eksi 1 çarpı bunun x'li terimi. Eksi 1 çarpı x eksi 3. 3 eksi x eder. Artı bunun y bileşeniyle bunun y bileşeninin çarpımı. Yani 2y eksi 10, son olarak bir de z bileşenlerine bakalım. Eksi 1 ile bunu çarpınca 7 eksi z elde ederiz. Eşittir 0'ı da yazıyorum. Eksi x artı 2y eksi z eşittir. İki taraftan 3 çıkarıyorum, 10 ekliyorum ve 1 de 7 çıkarıyorum. Sağ tarafta eksi 3 eksi 7 eksi 10 eder. Artı 10'dan evet 0 elde ederiz. İşte bu kadar. Mavi düzlemin denklemini bulduk. Bu iki doğrunun da üzerinde bulunduğu düzlemin denklemi işte bu. Videonun başında bu iki düzlemin birbirine paralel olduğunu söylediğimi hatırlıyorsunuz değil mi? Bu da x'li, y'li ve z'li terimlerin katsayılarının oranının eşit olacağı anlamına gelir. Bunun y'li terimi 2, bununki Eksi 2. Z'li terimlerin katsayıları ise eksi 1 ve 1. Bu denklemin iki tarafını eksi 1 ile çarparsak x eksi 2y artı z eşittir 0 elde ederiz. Aynı düzlemi bu şekilde de ifade edebiliriz ve şu anda bu iki denklemin birbirine ne kadar benzediğini de görüyorsunuz değil mi? Ee, en azından x, y ve z'lerin katsayı oranları birbirinin aynısı. Eksi 2y, eksi 2y, 1z, 1z. Oranın aynı olması gerektiğini söylemiştik, öyle değil mi? Y ve z'nin katsayılar arasındaki oran birebir olduğu için, x'lerin katsayıları arasındaki oran da aynı olmalı. Yani bu düzlemin mavi düzleme paralel olması için a'nın 1'e eşit olması gerekiyor. O halde, bu düzlemin denklemi de x eksi 2y artı z eşittir d'dir. Şimdi de bu iki düzlem arasındaki gerçek uzaklığı hesaplayalım. Bunun için de mavi düzlem üzerindeki noktalardan birini alıp ki elimizde 3 tane nokta var, bu noktalardan biriyle bu düzlem arasındaki uzaklığı hesaplayacağız. Bundan önceki videoda bir noktayla düzlem arasındaki uzaklığı nasıl hesaplanabileceğini görmüştük. Ben de bu formülü kullanacağım. Eğer ispatını görmek istiyorsanız bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Bu ispatın ayrıca ilgi çekici bir ispat olduğunu da söylemek istiyorum. Evet. Bu noktayla, 1, 2, 3 noktasıyla bu düzlem arasındaki uzaklık. Bu uzaklıktan bahsediyorum. Evet, Normalle aynı yönde olmalı. Bununla bunun birbirine karışmaması için bunu uzun uzun uzaklık olarak yazacağım. Evet, uzaklığın neye eşit olduğunu bulmak içinse bu noktayı bu denkleme yerleştireceğiz. Bundan d çıkaracağız ve bunu, e, isterseniz önce bunu yazalım. 1 bu arada kullandığım nokta da bu nokta evet 1 eksi 2 çarpı 2 yani eksi 4 artı 3 eksi d evet eksi d bölü normal vektörün büyüklüğü yani katsayıların karelerinin toplamının kare kökü. Kare kök içinde 1'in karesi artı eksi 2'nin karesi yani 4 artı 1'in karesi ve sonuç 1 eksi 4 artı. 3 sıfır eder. Eksi d bölü karekök içinde 1 artı 4 artı 1 yani 6. Bize bu düzlemle bu düzlem arasındaki uzaklığın karekök içinde 6'ya eşit olduğunu zaten vermişlerdi. Yani bunun yerine karekök içinde 6 yazabilirim. Bize soruda bunu söylüyorlar. Peki isterseniz farklı bir renkle yazayım. Ee, olmadı. Evet, düzlemler arasındaki uzaklık karekök içinde 6'ya eşit. Şimdi iki tarafı karekök içinde 6 ile çarpıyorum ve böylece 6 eşittir eksi d ve bu da d'nin eksi 6'ya eşit olduğu anlamına gelir. Bizden d'nin mutlak değerini istiyorlar. Bu arada bu düzlem bu düzlemin altında olduğu için bu pozitif ama bunun tersi söz konusu olsaydı da negatif bir sonuç elde ederdik. Her neyse d eksi 6'ya eşit ama mutlak değeri 6'ya eşit. Mavi düzlem üzerinden herhangi bir noktayı alın, turuncu düzlem üzerinde buna en yakın noktayı seçin, aradaki uzaklık karekök içinde 6'ya eşit olur. Umarım faydalı bir video olmuştur.